Formula 1 yaklaşık 70 yılı aşkın bir süredir devam eden bir organizasyon. Ama bütün tarihi boyunca hep aynı şekilde devam etmedi. 1950 yılında başlayan resmi Formula 1 organizasyonu, şampiyonası, ilk başladığı zamanlarda günümüzden oldukça farklıydı. Hem sportif olarak, hem kurallar olarak, hem teknik olarak, teknoloji olarak, hem de pilotların sportmenliği açısından oldukça farklı bir yapıdaydı. Bugün birazcık 1950'li 60'lı yıllara gideceğiz ve o tarihlerde Formula 1'de günümüzde asla ve asla düşünemeyeceğimiz çok farklı olaylarla yarışları kazanan ve şampiyonluklar elde eden pilotlara bakacağız. 3 tane çok farklı olay var Formula 1 tarihinde adını Altın Alfer'le yazdıran bu 3 olaya bakacağız. Şöyle düşünün, bugün günümüzdeki F1'de şöyle bir şey olabilir mi acaba, onu bir düşünmekte yarar var. Sadece düşünmenizi istiyorum. Bir olay oluyor, otomobilinizde bir arıza çıkıyor. Kenara çekiyorsunuz, otomobile iniyorsunuz, aracınızı iterek piste sokuyorsunuz tekrar, çalıştırıyorsunuz ve tekrar piste dönüp yarış kazanıyorsunuz. Biraz masal gibi geliyor değil mi kulağa? Aslında öyle gelse de bunlar gerçekten Formula 1 tarihinde yaşanan olaylar. Şimdi birazcık bunlara detaylı bakalım. 1958 Portekiz Grand Prix'sinde bu olayların çok ilginç bir tanesi yaşandı. Yarışı kazanan pilot Stirling Moss oldu. Stirling Moss dünya şampiyonu kazanmayan en iyi pilot olarak tarihte adını yazdırmış pilotlardan bir tanesidir. 50'li yılların, 60'lı yılların çok efsanevi isimlerinden biri. Ama 58 senesinde çok enteresan bir yarışta yarışı kazansa da, hatta sezonda 4 galibiyet elde etse de şampiyonluğu Mike Hawthorn'a kaptırıyor. Mike Hawthorn Ferrari pilotu ve tek şampiyonluğu var ve Portekiz Grand Prix'sinde ikinci sırayı alarak ilk şampiyon İngiliz pilot oluyor. Tarihteki ilk şampiyon İngiliz pilot oluyor. Bu arada aralarında da Stirling Moss'la da aralarında böyle bir mücadele var. Çünkü Stirling Moss da İngiliz, Mike Hawthorn da İngiliz. İkisi de Formula 1'in ilk İngiliz şampiyonu olmak için yarışıyorlar. Stirling Moss deyince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Manuel Fangio. Çünkü Fangio ile onun büyük mücadelelerini biliyoruz. Manuel Fangio 58 sezonunda artık emekli olduktan sonra Moss'un şampiyon olacağına herkes kesin gözüyle bakıyor. Ama olaylar pek de öyle gelişmiyor. Portekiz Grand Prix'si sezonun 9. yarışı olarak dikkat çekiyor. Bu arada sezonda 11 tane yarış var. O zamanlar tabii sezonlar da çok kısa ve yaptığınız hataları da telafi etmek için çok fazla vaktiniz olmuyor. Portekiz Grand Prix'si sezonun 9. yarışı. Yani sezonun sonuna doğru yaklaştıkları bir yarış. Ve o yarışa kadar Moss 3 tane galibiyet, 4 tane de podyum elde ediyor. Toplamda da sezonu 4 galibiyet ve 5 podyumla tamamlıyor. Toplamda yarış bitirdiği bütün yarışlarda podyuma çıkıyor aslında. Hawthorn ise sadece bir galibiyeti var ama 7 tane podyum elde ediyor ve istikrarıyla şampiyon oluyor. Ama bu istatistiklere baktığımızda olan olayın, yani Hawthorn'un otomobil iterek yarış kazanmasıyla çok alakası olmadığını görüyoruz. Olay şöyle gelişiyor. Portekiz Grand Prix'si Boavista pistinde koşuluyor. Bu pist 7500 metre uzunluğunda, son derece uzun bir pist. 50 tur atılıyor. Ve ilk kez o sene 1958 yılında takvime dahil olan bir pist. Aslında Moss çok rahat götürüyor yarışı. Stirling Moss çok rahat bir şekilde götürüyor. Hatta yarışın sonuna doğru Hawthorn'a tur bindiriyor. Burada bir problem yok. Ve gidiyor, sonuç olarak baktığınızda, istatistiklere baktığınızda yarışı kazanan isim oluyor. Fakat yarışı kazanmadan önce son tura geldiklerinde Moss kendi takım arkadaşına da tur bindiriyor. Ve hatta Mike Hawthorn'a da tur bindiriyor. Yani aslında ikinci olan pilota da tur bindiriyor. Fakat yarışın son turuna geldiklerinde Hawthorn bir virajı alamıyor ve pistin dışına doğru kayıyor. Turu bindirdiği Moss ise, yani yarışın lideri Moss ise yakın arkadaşı. İkisi de İngiliz oldukları için yakın arkadaşlar bu arada. Yakın arkadaşı Hawthorn'da bir problem olup olmadığını anlamak için otomobili Hawthorn'un kaydığı yere çekiyor ve arkadaşından nasıl yardımcı olabileceğini kafasında kurgulamaya başlıyor. Hatta Hawthorn'a diyor ki aracın şu yönden şöyle çekerek piste girebilirsin diyor. Hawthorn bu arada otomobili stop ettirmiş ve otomobilden inmiş vaziyette. Düşünün ki pistin dışında bir yol var, bir kaçış yolu var. O yolda bir Ferrari duruyor. O Ferrari ters bir şekilde duruyor. Yani pist bu şekilde akarken yarış, otomobil bu şekilde duruyor. Ve içinde de dışında da bir pilot var. Pilot otomobil itmeye başlıyor. Otomobil itiyor, çalıştırıyor. Moss arkadaşında bir problem olmadığını görünce yarışa dönmüş oluyor. Hawthorn burada yarış pistine girerken, piste geri girerken tabii ters yönden gelip piste doğru dönerek giriyor. Moss bir problem olmadığını görünce de arkadaşına yol veriyor. Önden geçsin diye zaten tur bindirmiş vaziyette. Bu 50. turda oluyor bu arada. Sonra Moss işte damalı bayrağı geçip yarışı kazanmış oluyor. Hawthorn da bir sonraki turu tamamlayarak damalı bayrağı geçiyor ve ikinci oluyor. Fakat şöyle bir enteresan durum var. O sezonlarda, o dönemde birinciye 8 puan, ikinciye de 6 puan veriliyor. Ama en hızlı tura da bu arada 1 puan veriliyor. O son turda, yani 50. turu kendi tamamladığı zaman Hawthorn en hızlı turu da atmış oluyor ve 1 puan da hanesine yazdırmış oluyor. Bu çok önemli ve kritik bir şey. Bu arada yani toplamda 7 puan elde etmiş oluyor. Çünkü ikinciye 6 puan veriliyordu. Birinciye de 8 puan veriliyordu. O zamanlar 8-6-4-3-2 diye gidiyor puan sıralaması. Kazanan pilot ve arkadakilere göre. Tabii böyle olduğu zaman o dönemde tabii böyle bir işte yarışla hakem kurulu ya da işte FIA gibi böyle şeyler yok.
resmi kurumlar yok. Yarışı yöneten kişiler toplanıyorlar ve aslında Hawthorne'un diskalifiye edilmesini karar veriyorlar. Çünkü diyorlar ki Mike Hawthorne yarışa dönerken otomobil iterek yarışa döndü ve dönerken de işte ters yönden piste girdi. Bu yüzden de ters yönde gitmiş olduğu için de yarıştan diskalifiye edilmesi gerekir diyorlar. Fakat Stirling Moss bunu görünce, bu arada acayip sportmen bir karakter Stirling Moss ve son derecede yani gentleman bir pilot olarak, gentleman driver olarak nitelendirilen bir isim. 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda. Hatta gelmiş geçmiş en gentleman pilot olarak da bir şeyi vardır, ünü vardır kendisinin. Bu karakterini burada gösteriyor Stirling Moss ve diyor ki hayır diyor, ben diyor olayı gördüm, tanık oldum diyor. Hatta Hawthorne'da bir problem var mı diye aracımı kenara çekmiştim diyor. Hawthorne diyor geri dönerken yarışa diyor, yarış pistinin üzerinde ters yönde gitmedi diyor. Bir kaçış alanında ters dönmüştü ve orada da otomobili itti, çalıştırdı. Dönerken piste girdi ve yarış hizasında, yarış trafiğinin aynı hizasında yoluna devam etti ve bu şekilde oldu bu olay diyor. Tabii hiçbir görgü tanığı olmadığı için Stirling Moss'un da sözüne inanıyor tabii ki de, güveniyorlar yarış komiserleri ve bu sonuç neticesinde aslında 7 puan iptal edilecekken Mike Hawthorne'un 7 puanı hanesine yazdırıyorlar ve o sezon sonuna geldiklerinde, yani 2 yarış daha var, o sezonun sonuna geldiklerinde Hawthorne'un 1 puan farkla dünya şampiyonu olduğunu görüyoruz. Stirling Moss aslında yapmış olduğu bu centilmenlikle kariyerinde en çok yaklaşmış olduğu dünya şampiyonluğunu da Mike Hawthorne'a kaptırmış oluyor ve ilk İngiliz dünya şampiyonluğu unvanı da böylece Hawthorne'a, Ferrari pilotuna gitmiş oluyor. Stirling Moss bu arada kariyeri boyunca şampiyonluğu elde edemiyor ne yazık ki ve dediğim gibi en iyi pilot, şampiyonluğu kazanamayan en iyi pilot olarak da görülüyor birçok otorite tarafından, birçok bu sporla ilgilenen yorumcular tarafından. Bu olay çok enteresan bir olay çünkü o akşam aslında bu olaylar da bu kadar hızlı gelişmiyor. O akşam yarış sonrasındaki olaylarda tabii dijital medya yok o dönemde. İşte çok hızlı şey yapılmıyor, haberler çok hızlı aktarılamıyor ve tabii bu tip olaylar daha F1 sezonu, yani şampiyonası yeni başlamış olduğu için bu tip olaylara çok alışık değiller. Dolayısıyla çok uzun bir zaman oluyor bu kararların verilmesi ve aslında gece 11'e kadar yapılan bir toplantıdan söz ediliyor. Ve o toplantıya kadar da bütün gazeteler kendi haberlerini hazırlıyorlar. Ertesi gün çünkü pazartesi günü olacak ve herkes de kendi haberlerine çıkmış olacak. Ama herkes işte Stirling Moss kazandı yarışı diye şey yapıyor, haber yapıyor. Fakat gece 11'den sonra hakem kararlıyor. Moss'un açıklamalarından sonra karar değişince de bütün gazeteler tekrar gece yarısından sonra toplanıyorlar. Pazartesi günü ikinci baskıya giriyorlar. İkinci baskıda da düzeltilmiş, güncellenmiş haberi veriyorlar. Bu da enteresan olaylardan bir tanesi yarışla ilgili. Von Wall pilotu Stirling Moss'un da herhalde en çok bilmiyorum ama pişman olduğu olaylardan bir tanesidir diye düşünüyorum. ...1959 sezonunda gene benzer bir olayla karşılaşıyoruz ve aslında gene Stirling Moss olayları içerisinde yer alıyor. Ama bu sefer otomobil iten gene Stirling Moss değil. Stirling Moss gene şampiyonluk savaşını veren pilotlardan bir tanesi. Olay Sebring, Florida'da Amerika Grand Prix'sinde gerçekleşiyor. 1959 sezonunda 9 tane yarış var sezona baktığımızda. O dönemler sezonlar kısa zaten. Bu yarışlardan bir tanesi de Indy 500. Birçok pilot Indy 500'e katılıyor. Birçok pilot da katılmıyor. O zamanlar Indianapolis 500 F1 sezonunda sayılıyordu. Amerika Grand Prix'si, Florida'da koşulan bu Sebring'de koşulan Amerika Grand Prix'si ise sezonun son yarışı. Ve baktığımızda 1951'den beri ilk kez sezonun son yarışına 3 pilotun şampiyonluk şansıyla geldi. Görüyoruz. Bunlar Jack Brabham, Stirling Moss ve Tony Brooks baktığımızda. Brabham 31 puanla geliyor. Moss 25,5 puanla geliyor. Tony Brooks da 23 puanla geliyor. Aslında Tony Brooks'un çok büyük bir şansı yok ama gene de matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ettiği için onu da dahil ediyoruz. Burada olay Brabham'la Moss arasında dönüyor. Ve Moss pole pozisyonunda yarışa kalkıyor ve çok rahat bir şekilde Jack Brabham'la da farkı açarak aslında yarışı götürmeye başlıyor. Fakat Stirling Moss'un otomobilinde bir problem çıkıyor, şanzıman problemi çıkıyor ve Stirling Moss yarışın henüz 6. turunda yarış dışı kalarak şampiyonluk şansını kaybetmiş oluyor. Stirling Moss devreden çıkınca dediğim gibi Brooks'un da çok fazla şansı olmadığı için, bu arada Brooks da yarışın hemen ilk turunda kendi takım arkadaşına çarpıyor ve araçta bir problem var mı diye pite girip bakarak o da aslında çok geride kalıyor. Jack Brabham tek başına çok rahat bir şekilde yarışı kazanacak gibi görünüyor. Fakat yarıştan önce yapmış oldukları bir takım içindeki bir görüşmede takım diyor ki Jack Brabham'a, aracın deposunu tamamen dolduralım çünkü yarış çok uzun. O şekilde yarışa başlayalım diyorlar. Jack Brabham da diyor ki yani ben aracın deposunu tamamen doldurmayacağım çünkü birazcık daha, birkaç kilo daha aracım hafif olsun. En azından hani Stirling Moss çünkü çok hızlı bir pilot. En azından onun hızına yetişebileyim. Çünkü onun önünde bitirmem gerekiyor yarışı diyor. Dolayısıyla benzin deposunu tamamen doldurmuyor. Bu arada yarış içinde de girip de hani çok uzun sürdüğü için de yakıt ikmali yapmamayı tercih ediyorlar. Böyle olduğu için de son tura gelirken yarışın finişine yaklaşık 350-360 metre kala, 400 metre kala Jack Brabham otomobilinde yakıt bitiyor. O zaman kurallar tabii çok daha primitif kurallar var. Orada yazılı olan kurallara göre bir pilot yarışı
dışarıdan destek almadan kendisi bitirmesi gerekiyor. Yani bu ama tabii çok ucu açık bir kural tabii ki de. Jack Brabham da kuralı biliyor ve şöyle bir şey yapıyor. Otomobilden iniyor ve 400 metrelik bir mesafeyi diyor ki ben otomobili iterek götürürüm. Zaten çok kısa bir mesafe kaldı diyor. Bu olay olduğu zaman da yarışın lideri konumunda. Otomobilde iniyor. Otomobil çalışmıyor tabii ki de. Boş vitesi alıyor ve kendi başına itmeye başlıyor. Tabii ki de arkadaki pilotlar yetişiyorlar, geçiyorlar ve 4. sıraya kadar düşüyor. Fakat tabii öyle bir fark atmışlar ki 5. sıradakilere. Otomobil itse bile Jack Brabham 4. sırada finish görerek dünya şampiyonu kazanma şansı elde etmiş oluyor. Fakat şöyle çok enteresan bir olay var bununla ilgili. Şimdi diyeceksiniz ki yani otomobilden inmiş koskoca Jack Brabham işte tek başına otomobili itiyor. Yanından pilotlar hızla geçiyor falan. Yani yarış pistinin üzerinde gerçekleşiyor. Öyle düşünün. Şimdi yani günümüzde düşünün bunu. Atıyorum Max Verstappen otomobilin yakıtı bitiyor ve otomobilde iniyor. İterek giderken yanından da 300'le insanlar diğer pilotlar geçiyor. O kadar böyle ütopik ve aslında biraz fantastik bir olay bu. Bir de şöyle enteresan bir olayı da var. O dönem 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda şampiyonadaki bütün sonuçlarınız puan tablosuna yazılmıyordu. En iyi 5 tane sonucu alıyorlardı şampiyona puanları hesaplanırken. Dolayısıyla siz atıyorum bütün yarışları da kazansanız onun 5 tanesini alıp puan hanesine onu ekliyorlardı. Sezon sonundaki şampiyona da o görünüyordu. Jack Brabham'ın burada almış olduğu 4.lük ise aslında en iyi sonuçlarından bir tanesi değil. Hatta en kötü sonucu oluyor. Toplamda bütün yarışlarda finish görüyor Jack Brabham ama en kötü sonucu da 4. olarak bu yarış oluyor. Bu ne demek? Aslında o kadar uğraşıyor, yorgunluktan ölüyor. Hatta Jack Brabham'ın çok böyle ikonik fotoğrafları vardır otomobili iterken ya da ittikten sonra böyle yere yıkılmış artık çünkü çok uzun bir yarış bu arada. Ondan sonra da o olayları, o anı anlatan çok böyle ikonik fotoğrafları var. Ama kendisi bu tabii kuraldan hiç kimse anlatmamış ona. Hiç kimse ya da bu kadar kuralları detaylı incelememiş. Ona da muhtemelen söylemiyor ya da yarışın heyecanıyla beraber unutuyor bunu. 4. sırada finish gördüğünde, bu arada çok da haberi yok 4. sırada finish gördüğünde. Nerede olduğunu falan da bilmiyor çünkü telsiz yok, işte otomobile kimse iletişim kuramıyor. Sadece pit duvarından geçerken bir tane tabela gösteriyorlar ama pit duvarına zaten gelemediği için onu da göremiyor. Dolayısıyla kaçıncı olduğunu da bilmiyor. Ama otomobil iterek finish'e götürüyor. Fakat tabii işte 4. sırada finish gördüğü için de sezon sonundaki puan tablosunda bu yarışta almış olduğu sonuç yansımıyor. Yani aslında birazcık boşa çabalamış oluyor Jack Brabham gibi bir durum var ortada. Ama tabii Jack Brabham'ın ilk şampiyonluğu da bu yarış sonucunda ortaya çıkmış oluyor. Çünkü niye? Diğer rakipleri kendinden çok daha az puan almış oluyorlar. Bu arada ilk Avustralyalı dünya şampiyonu olmuş oluyor. Jack Brabham bu şampiyonlukla beraber ilk İngiliz Mike Hawthorn'du. İlk Avustralyalı dünya şampiyonu da Jack Brabham oluyor. Takım arkadaşı Bruce McLaren bu arada yarış kazanıyor. Bruce McLaren kim? Bruce McLaren de tabii McLaren pilot takımını kuran kişi. Bu da enteresan çünkü Bruce McLaren ilk galibiyetini alıyor ve 22 yaş 104 günle o güne kadar yarış kazanmış en genç isim oluyor. Bu rekor bu arada 60 sene boyunca da kırılmadı. Bu yarışla ilgili ilginç olaylardan bir tanesi de Cooper Climax takımı ilk takımlar şampiyonluğunu kazanıyor. Bu aynı zamanda Formula 1 tarihinde bir milat olarak görünüyor. Çünkü neden? Cooper Climax ilk ortadan motorlu F1 otomobili olarak şampiyon oluyor ve o günden sonra da hiçbir önden motorlu otomobil dünya şampiyonu olmuyor. Şu andaki günümüzdeki F1 otomobillerin ortadan motorlu olması da bu sezondaki 1959 yılındaki Cooper otomobiline borçluyuz aslında. Bu da ilginç olaylardan bir tanesiydi. Bu arada Jack Brabham ve Bruce McLaren'ı takım arkadaşı olduğunu söylemiştim. Bu ikisi hem Brabham hem de McLaren ileriki yıllarda kendi takımlarını kuracak olan pilotlar. O dönemler dedim ya işte F1 çok farklıydı diye. O dönemler takım pilotları ileriki seviyelerde yani yaşları ilerdiği zaman pilot olarak devam etmedikleri zaman spora takım patronu olarak devam ediyorlardı ve takımlarını kurup sporda yer alabiliyorlar. Öyle zamanlar yaşanmıştı. Bunun en son örneklerini de aslında Alain Prost'la görmüştük. Prost takımında 1990'lı yıllarda böyle bir olay yaşatmıştı bize. Evet, Bruce McLaren kazanıyor ama Jack Brabham da ilk dünya şampiyonluğunu otomobil iterek bu yarışta kazanmış oluyor. Jack Brabham da 3 tane dünya şampiyonluğu kazandı. 59-60 ve 66'da. 66'daki dünya şampiyonluğunda kendi otomobiliyle, kendi ismini taşıyan, kendi tasarladığı ve kendi kullandığı otomobille dünya şampiyonu olan ilk isim oluyor. Jack Brabham birçok ilki de yaşamış oluyor, yaşatmış oluyor Formula 1 tarihinde. 1965 yılında Monaco Grand Prix'te İterek kazanılan yarışlardan bir tanesi, çok enteresan bir yarış bu da. Graham Hill burada başrolde. Zaten 1960'lı yıllarda Monaco deyince Graham Hill en öne çıkan pilotlardan bir tanesi. Toplamda 5 kez bu yarışı kazandı ve Ayrton Senna kendi rekorunu kırana kadar da Monaco Grand Prix'si en çok kazanan isimdi Graham Hill. İlginç bir yarış oluyor, ilginç bir sezon oluyor. Aslında BRM pilotu Graham Hill bu sezon sadece bir yarış kazanıyor. O da bu yarış oluyor. Çünkü Jim Clark sezon sonuna şampiyonluğa ulaşıyor ve 6 yarış galibiyetiyle de Juan Manuel Fangio'nun
rekoruna ortak olarak bir F1 tarihine adını altın harflerle yazdırıyor Jim Clark. Ama burada bahsedilmesi gereken şey, Jim Clark Monaco'da yarışmıyor. Niye yarışmıyor? Çünkü az önceki yarışlarda da bahsettiğim gibi o dönemler F1 şampiyonasının içerisine Indianapolis 500 yarışı da dahil edilmiş vaziyette. Jim Clark nerede? Jim Clark Lotus'la Indy 500'ü kovalıyor ve Monaco Grand Prix'si pazar günü yapılıyor. Indy 500 de Amerika'da pazartesi günü koşulan bir yarış. Dolayısıyla pilotlar tercih yapmak zorundalar. Ya Monaco'ya katılacaklar ya Indy 500'e katılacaklar. Jim Clark ve Lotus takımı bütün as pilotlarıyla Indianapolis 500'e gitme kararı alıyor. Ha niye gidiyorlar? Bu arada onu da söyleyelim. Jim Clark yarışı kazanıyor. Bu arada boş boşuna gitmiyorlar, elleri boş dönmüyorlar. Ama Graham Hill Monaco'da gene Hill'liğini yapıyor ve yarışı kazanıyor. Ama çok enteresan bir şekilde kazanıyor, onu da hemen söyleyelim. Graham Hill BRM'de yarışıyor bu sezonda ve takım arkadaşı Jackie Stewart. Jackie Stewart da sonraki yıllarda dünya şampiyonu olacak İskoç pilot. Çok önemli isimlerden biri. 69, 71, 73'te bin dünya şampiyonu olmuştu Jackie Stewart hatırlarsanız. Graham Hill ile beraber kariyerin ilk sezonunu burada yarışıyor Jackie Stewart'ta ve Hill'in takım arkadaşı. Hill ve Jackie Stewart yarışa çok iyi başlıyorlar ve ilk iki sırada çok rahat bir şekilde gidiyorlar. Daha sonra Hill pit'e giriyor. Stewart yarışın liderliğini alıyor ama bir yerde spin atıyor ve liderliği kaptırıyor. Daha sonra Hill yavaş yavaş yükselmeye başlıyor ve liderliği ele geçiriyor. Çok rahat bir şekilde aslında hani gene Monaco'yu kazanacak yıl diye bakarken bu arada 3. üst üste Monaco galibiyeti oluyor bu da. Bu da daha önce tekrarlanmamış bir başarı. Çok rahat bir şekilde bu galibiyeti alacakmış gibi görünürken Hill hiç alışılmadık bir hata yapıyor. Aslında yaptığı hata öndeki pilota çarpmaktan kaçınmak gibi bir hamle yapıyor. Şöyle oluyor, tünelden çıkıyorlar. Hill yokuş aşağı, Monaco'yu düşünün, kafanızda canlandırın, yokuş aşağı iniyor. Şikana gelecek, oradaki şikana. Fakat gelirken öndeki pilotun Anderson'ın çok yavaş bir şekilde yol aldığını görüyor. Anderson'ın otomobilinde de bir problem var. O da otomobil birinci viteste takılı kalmış, vitesi geçiremiyor. İkinci vitesi alamıyor ve çok yavaş gidiyor. Hill tabii son anda görüyor Anderson otomobili ve tam viraja gireceği yerde yarış çizgisi üzerinde Anderson olduğu için kaçacak bir yer kalmıyor. Hill de ne yapıyor? Dümdüz kaçış alanına giriyor. Bu arada kaçış alanında bariyer falan yok. Oradaki boşluğa doğru otomobilini sokuyor. Bunun görüntüsü çok ilginç bir görüntü çünkü o dönemler işte dedik ya güvenlik açısından, sportmenlik açısından, sportif faaliyetler açısından F1 çok farklı bir kafada yarışlar yapılıyor. F1 çok farklı bir şekilde yönetiliyor ve pilotlarda emniyet kemeri yok. Evet, emniyet kemeri takmıyor pilotlar o dönem. 1965'te de emniyet kemeri takmıyorlar. Ve emniyet kemeri takmamalarını Hill'in bu hatasında çok önemli bir yer teşkil ettiğini görüyoruz. Çünkü Hill kaçış alanında kaçar kaçmaz otomobili boş vites alıyor, motorunu durdurmuyor ve emniyet kemeri olmadığı için de otomobilden dışarı atlıyor. Ama öyle bir enteresan ki otomobili çevirip de yarış pistine girmek yerine otomobili başlıyor itmeye. İterek pistin üzerine giriyor. Gene kafanızda canlandı bunu. Ne kadar fantastik bir şey olduğunu günümüzde. İterek otomobili, orada yarış devam ediyor bu arada akmaya. Çok fazla otomobil gelmiyor arkasından, şans eseri. Sonra motoru stop etmediği için de biniyor, tekrar yola koyuluyor ve yaklaşık 45 saniye kadar bir vakit kaybediyor Graham Hill bu olay karşısında ve 5. sırada yarışa geri dönüyor. 5. sırada yarışa geri dönüyor ama yarış o kadar uzun ki o dönemde 100 tur atılıyordu Monaco'da ve son derece uzun bir yarıştı. Bu hatasını telafi edecek yeteri kadar vakti oluyor ve yavaş yavaş ön sıraları zorlamaya başlıyor. Hatta yarışın sonuna gelindiğinde Hill o kadar iyi bir tempo yakalıyor ki yarışın son turlarında yarıştaki en hızlı turu pol derecesinden 0.6 saniye hızlı olacak kadar yüksek bir tempoya ulaşıyor Graham Hill. Ve yarışı Lorenzo Bandini'yi Ferrari pilotunu geçerek hatta sonrasında da 1 dakika 4 saniye fark atarak çok rahat bir şekilde kazanıyor ve 3. Monaco galibiyetini de elde etmiş oluyor. Ama tabii burada en enteresan olaylardan bir tanesi de işte otomobil iterek yarışa dönmesi. Sonrasında da yarışı kazanacak kadar çok turun olması, vaktinin olması ve otomobili o kadar kusursuz kullanması oluyor. Çok ilginç. Bu yarışın en enteresan olaylarından bir tanesi de bu kadar olaylı ve ilginç bir yarış olmasının dışında Lotus pilotu Paula Hawkins'in denize düştüğü yarış olarak şey yapılıyor, tarihe geçiyor. Bu yarış bir pilotun denize, Monaco'da denize düştüğü ikinci yarış oluyor. Bir tanesi de hatırlarsanız Alberto Ascari'ydi. 1950'li yıllarda o da Monaco'da Ferrari'siyle denize uçarak ilginç bir olaya tanıklık etmişti. Burada da ikinci kez, tarihte ikinci kez bir pilot denize uçuyor Paula Hawkins'le birlikte. Monaco tarihinde zaten iki kere oldu bu olay. Bu yarışın enteresan olaylarından bir tanesi de oydu. Graham Hill kazanıyor ve üçüncü Monaco galibiyetini elde etmiş oluyor. Dünya şampiyonu da Jim Clark'ın önüne geçiyor. Ama Jim Clark tabii Amerika'dan geri döndükten sonra 5 yarış arka arkaya kazanıp ne kadar dominant bir isim olduğunu ve Lotus'la ne kadar büyük bir başarı elde edeceğini göstermiş olup sezon sonunda da toplam galibiyet sayısını 6'ya çıkartarak şampiyonu
elde etmiş oluyor. Evet, anlattığımız gibi Formula 1 tarihinde 50-60'lı yıllarda, 70'li yıllarda çok enteresan olaylar dikkat çekiyor. O dönemler çok farklıydı Formula 1. Hem mantalite açısından, hem yarışlar açısından, hem güvenlik açısından birçok noktada farklı olaylar görünüyordu ve çok değişik kurallar, çok değişik olaylar yaşanabiliyordu burada görmüş olduğunuz gibi. Umarız hoşunuza gitmiştir bu 3 tane iterek kazanma olayı. Bize göre çok farklıydı. Sizler de aklınıza böyle ilginç olaylar geliyorsa lütfen yorumlara yazın neler düşündüğünüzü ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.